Merhaba arkadaşlar yine bir eğitim dersiyle beraberiz. Bu dersimizde öğretim ilke ve yöntemleriyle alakalı branş denemeleri çözmeye devam ediyoruz. Çünkü eğitimin en çok soru getiren konuların başında ÖYT gelecektir. Çok çok soru çözmemiz lazım. Başlıyoruz. Evet bir devir üniversitesinde elektrikli cihazlar bölümünde okuyan Oktay yaz tatil süresince evde bozulan küçük elektrikli cihazlardan birinin arızalanması sonucu elektrikli cihazın arızasını belirleyerek tamir etmeye çalışmış fakat arızayı belirleyemediğinden dolayı da tamir edememiştir. Buna göre bu durum aşağıdaki ilkelerden hangisinin gerçekleşmediğini göstermektedir. Şey, i̇şte şıklara baktığımızda hayat ilk somuttan soyuta bilinenden bilinmeyene açıklık öğrenciye göredik. Arkadaşlar bu soru kaçmaz. Aşırı derecede basit bir soru. Hemen şunu aklımıza getireceğiz. Okulda öğrendiklerimizin gerçek hayatta işimize yaraması ne ile alakalıydı? Hayatilik gerçek hayat hayatımızda olan biten de bir ilişkinin kurulması, öğrendiklerimizin bize hayatta yardımcı olması doğru mu? Ne ile alakalıydı arkadaşlar? Tabii ki de hayat hayatilikle alakalı olacaktı değil mi? Devam ediyoruz. Ülkünün kullandığı öğrenme stratejisi hangisidir? Ülkü üniversiteyi yeni kazanan bir öğrencidir. Ailesinden ayrı olduğundan Ailesinin bir fotoğrafını çalışma masasına koymuştur. Ancak çalışmak amacıyla masaya geldiğinde fotoğraftan dolayı çalışamamaktadır. Bu nedenle ülkü fotoğrafı çalışma masasından kaldırarak çalışmak için ortam oluşturmuştur. Güzel. Şimdi arkadaşlar ülkü ailesinin uzakta olduğu için, doğru mu? Uzakta olduğu için e, psikolojik olarak değil mi? Ruhsal olarak bir e, kendini kötü hissetme durumundan dolayı derse odaklanamamıştır. Doğru mu? Bu psikolojik ve ruhsal durumlarla ilgili kısımların tamamı ne ile alakalıdır? Tabii ki de arkadaşlar duyuşsal özelliklerle alakalı olacaktır. Burada dikkat şıkkı çeldirici olabilir. Dikkati dağılmıştır deyip işaretleyebilirsiniz. Böyle bir hataya düşmüyorsunuz. Burada arkadaşlar ülkünün genel olarak kullandığı strateji Duyuşsal özelliklerle alakalı olduğu için cevabımız D şıkkıdır diyoruz ve devam ediyoruz. Bu durumda Mervan öğretmenin aşağıdaki öğretim yöntemi veya tekniklerinin hangisini seçmesi gerekir? Mervan öğretmen başkalarının duygu ve düşüncelerini anlar. Kazanımına yönelik olarak bir etkinlik düzenlemek istemektedir. Buna göre hangisini yaparsa amacına uygun bir e, teknik sergilemiş olur. Şimdi arkadaşlar, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlar. Yani empati kurabilme özelliğinin olabilmesi için şıklara baktığımızda gösterip yaptırma alakası yok. Demonstrasyonla alakası yok değil mi? Rol oynama olabilir. Çünkü herhangi bir kişiliğin yerine girerek onun yaptıklarını, yaşadıklarını yapmaya çalışıyorsun. Beyin fırtınasında hiç alakası yok. Bilgisayar çıraklıkla da alakası yok zaten. En yakın şık olan rol oynama arkadaşlar. ...bize doğru cevaba götürecektir. Evet, devam edelim. Öğretmenin kullanması gereken öğretim yöntem tekniği aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bakalım. Bir öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan yüz yüze öğret eğitimde öğretmenleri proje tabanlı öğretim konusunda bilgilendirmek amacıyla görevlendirilmiştir. Bunun için bilgisayar teknolojisinden de faydalanarak gerekli hazırlıkları yapan öğretmenin en büyük sıkıntısı arkadaşlar grubun 250 kişi olması ve zamanın kısıtlı olmasıdır. Bitti. Bakın cevap burada. Zamanın kısıtlı ve grubun da kalabalık olduğu durumlarda ekonomiklik dediğimizde aklımıza şu gelecek. Sunuş yolu veya anlatım yolu ikisi de aynı şey cevap direkt anlatım yöntemi deyip geçiyoruz. Ekonomiklik demek anlatım yöntemi sunuş yolu demek ausubel demek bu üçünü de kodluyoruz arkadaşlar ve devam ediyoruz. Geldik diğer sorumuza. Buna göre navigasyonun hangi zeka alanı yeterli düzeyde gelişmemiş bireyde de daha çok yardımcı olması beklenir? Evet parçamızı okuyalım. Teknolojinin ortaya çıkardığı bazı araç gereçler insanların baskın olmayan zeka alanlarına yardımcı olmaktadır. Bu araçlardan bir tanesi de yön ve mekan bulmayı kolaylaştıran navigasyonlardır. Navigasyonlar kişilerin gitmek istedikleri yerlere kolaylıkla ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. Buna göre navigasyonun hangi zeka alanı yeterince bir gelişmemiş bireylere daha çok yardımcı olması beklenir. Arkadaşlar navigasyon yön bulma değil mi? Harita bilgisi. Bunlar neyle alakalı olacaktır? Harita bilgisi, yön bilgisi. E, Sözel olamaz, doğru mu? Çünkü bir görsellik var. Mantıksal, biraz yakın gibi durabiliyor değil mi? Ama bakalım bize en çok baskın olan lazım. Doğa zekası, navigasyon, işte çevre, e, direkt akla doğa gelebilir. Böyle bir hataya düşebilirsiniz ama alakası yok arkadaşlar. Burada bize zeka alanından bahsediyor. Sakın doğa çeldiricisine kapılmıyoruz. Ritmik ile hiçbir alakası yok görsel en yakın bu. Çünkü işte bina hangi sokaklardan girecektin, hangi binadan sonra sağa dönecektin, sola dönecektin. Bunların tamamı görsel zeka ile alakalı olduğu için cevabımız Edirne olacaktır diyoruz ve devam ediyoruz. Beden eğitimi öğretmeni öğrencilerinin spor etkinlikleri sırasında olası bir yaralanma veya sakatlanma durumunda ilk yardımın nasıl yapılacağını anlatan bir sisteme ihtiyaç duymaktadır. Okuldaki teknik donanımın yeterli olduğu düşünüldüğünde bu öğretmene aşağıdaki bilgisayar yazılım programlarından hangisini kullanması önerilebilir? Şimdi arkadaşlar bakın parçayı okuduğumuzda olası bir spor etkinlikleri sırasında bir yaralanma ve sakatlanma durumu. Değil mi? Burada bir tehlike arz eden bir durum var. Tehlike arz eden durumlarda kullanacağımız yöntem, teknik neydi arkadaşlar? Tehlike arz eden durumlarda veya çok maliyetli durumlarda bizim kullanmamız gereken yöntem, teknik ne olacaktı? Benzetim veya benzetişim diğer adıyla da kullanılabilir değil mi? Bunu kullanacaktık. Cevabımız benzetim olacaktı. Devam edelim. Ortaokul 6. sınıf Fen ve Teknoloji dersinde Başak öğretmen madde ve türlerini gösteren bir kavram haritasını tahtaya çizmiş, ilgili açıklamaları öğrencilerin defterlerine yazdırmış ve katı, sıvı ve gaz maddelere örnekler vermiştir. Öğrencilerinden de kendi örneklerini vermelerini isteyerek öğretim sürecini tamamlamıştır. Buna göre Başak öğretmen aşağıdaki öğretme yaklaşımlarının hangisini kullanmıştır? Parçaya baktığımızda arkadaşlar öğretmen fen ve teknoloji dersinde madde ve türlerini gösteren bir kavram haritasını tahtaya çizmiş. İlke ve genellemeleri çünkü kavram haritası biliyorsunuz ki ilke ve genellemelere hitap eden bir teknik değil mi? İlke ve genellemeler önceden veriliyorsa sunuş muydu buluş muydu? E sunuştu zaten değil mi? Zaten direkt burada bakın ilk cümlede bile cevabı bulduk. Sonrasını okumaya bile gerek kalmadı. Eğer ki tam biliyorsanız arkadaşlar ilke ve genellemeler verildiğini, sunuş yolunda biliyorsanız direkt bunun bursaşık olduğunu anlarsınız. Eğer ki ilke ve genellemeler aklına gelmedi, o zaman devam et ilgili açıklamaları öğrencilerin defterlerine yazdırmış. Öğretmen bilgiyi öğrencilere aktarmış. Bilgi aktarımı arkadaşlar sunuş yolu. Katı sıvı ve gaz maddelere örnekler vermiştir. Daha sonra öğrencilerden de örnek istemiştir. E bunun tamamı zaten sunuş yoluyla öğretim tekniğine güzel örnekler olacaktır diyoruz arkadaşlar ve devam ediyoruz. Evet Ortaokul 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde gerçekleşen düşler ünitesinde gülüşen öğretmen buluşlar ve teknolojik gelişmelerin sosyal yaşam ve çevre üzerinde ne gibi etkileri vardır? Sorusunun farklı bakış açılarıyla ele alınması için altı şapkalı düşünme tekniğini kullanır. Öğrencilerine sırasıyla sırasıyla buluş, teknoloji, icat nedir? Ve bu birinci kısım Arkadaşlar bunlara göre cevap bulacağız ve teknolojik gelişmeler yaşamda ne gibi kolaylıklar sağlamıştır gibi sorular sormuştur. Buna göre Gülçen öğretmenin hangi şapka renklerine ait uygun sorular sorduğu söylenir. Şimdi çok dikkat etmemiz gereken kısımlar var. Buluş, teknoloji, icat derken akla şey gelebilir. İşte özgün tasarım, işte yaratıcı yeşil şapka gibi düşünebiliriz. Ama arkadaşlar buluş, teknoloji, icat, bilimsel şeyler bunlar değil mi? Tarafsızlığı belirten şapka neydi? Beyaz şapkaydı. Doğru mu? O zaman beyaz şapka olacak. A şıkkını eledik. C şıkkını eledik. D şıkkını eledik. Şimdi diğer başlığa geçelim. Teknolojik gelişmeler yaşamını gibi kolaylıklar sağlamıştır. Kolaylıklar, iyi yönler gibi düşündüğümüzde yine buranın da iyimserliği belirten sarı şapka olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. Cevabımız Edirne şıkkı olacaktır. Güzel bir soru, çeldirici bir soruydu. Ama biz bu numaraları yemeyiz. Doğru mu? Devam edelim. Eğitim öğretim sürecinde kullanılan tekniklerin her biri öğrencilerde farklı becerileri geliştirmede etkili olur. Buna göre Aşağıdaki yöntem ya da tekniklerden hangisinin yanındaki beceri geliştirme olasılığı yüksektir? Şimdi şıklara baktığımızda konuşma halkası, araştırma, inceleme bizden istenen kısım... ...beceri geliştirme olasılığı yüksektir. Arkadaşlar konuşma halkası aslında daha çok empati kurmaya dayalı değil mi? Araştırma, inceleme de evet beceri geliştirme kısmen olabilir ama biz en baskın olan cevabı arıyoruz. Bu kalsın. Deney olabilir. Empatik düşünme ile beceri geliştirmenin çok bir alakası olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Altı şapkalı düşünme karar verme. Altı şapkalı düşünme zaten beceriyi farklı yönlerden düşünebilmeyi esas aldığı için kesinlikle altı şapkalı düşünme var. Karar verme de yine düşünmeyi be beceri geliştirme yollarından karar verme becerisi arkadaşlar yine bunlar da beceri geliştirmeye aslında yakın şıklar olabilir. Diğer şıklara bakalım. Rol oynama fiziksel olarak belki ve sözel olarak beceriyi geliştirebilir ama biz daha çok genel bir şey bakıyoruz değil mi? Bilimsel çalışma yine istasyon zaten bireysel çalışma şıkkını gördüğümüz arkadaşlar beceriyi geliştirme şıkkıyla çok bir alakası olduğunu düşünmüyoruz. Altı şapkalı düşünme ve karar verme Öğrencilerde beceriyi geliştirme olasılığı daha yüksek olan etkenler olacaktır diyoruz. Ve arkadaşlar bu denemeyi burada sonlandırıyoruz. Umarım denemeleriniz, sonuçlarınız iyi geçmiştir. Buna benzer çok daha fazla deneme çözeceğiz. Takipte kalıyorsunuz. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmuyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.